burada galiba kurtuluş günleri mi, anma günleri mi ne? Burada bir bando takımı bir şey var. Bunlar gösteri başlamış. Valla bize çalıyorlar. Thank you.
actuel, on a décidé de faire un petit tour dans la Suisse. On a commencé hier à Amos. Aujourd'hui, on est chez vous. Après, à Brieg. Demain, à Interlaken. Et on espère vous avez du plaisir pour nos quelques pièces de musique. On doit t'accompagner du coup. Et on vous souhaite bon divertissement. Merci. Evet, kokular merhabalar. Burada mesela insanlar yakın arkadaşlar birbirine koku diyor. Trende sessiz konuşuyorum. Şimdi yolculuğumuz İsviçre Sion'a. Biraz orada bakalım neler varmış. Bir de orayı da görelim. Orayı da keşfedelim. Evet. Sion'dayız. Sion'a gidelim bakalım neler varmış. Evet. Sion sokakları hafta içi olmasına rağmen ses sakin. Bir bakacağız bakalım Sion'da ne var, neler yok. Evet. Bolan yer dedikleri yer şey oluyor. Aladdin kebap yeri. Pide de yazıyor. Yüzba Türk. Kimse yok. Evet, böyle bir yer. Fiyatlar da şeydekinin aynısı neredeyse. Yöndekinin. Döner de öyle. Selamünaleyküm. Merhabalar. Nerelisin? Türkçe biliyor musun? Biraz. Nerelisin? İrak. Ne? İrak. İrak. Evet. Bunun sahibi Iraklı Kürtlerdenmiş. Ama içerideki çalışan Türkçe biliyor. Bildiğin Türkçe konuştu bizle. Evet, sokak biraz hareketleşti. Sanki hareketlendi. Evet, bir tane galeriya var burada. Restoran. Polis var. Böyle. Sion barına gidiyor. Sion bir. Ya. İşte çakısının fiyatları. 39 frank. Yani 20 ile çarpacağım. 800 lira. Alttakiler de 800. Şu tanesi 400. En ucuzda o galiba. Şu küçük olan. Evet. Royal Dolar. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Nerelisin? Nerelisin? Geliyorum. Evet. Yine Türkçe bilen birisi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi. Sağ olun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ay kardeşimizin burası. Sion'da. Sion'a geldiğinizde Royal Döner buranın ismi. Doğru.
Bosporus. Boyan diyor, o döner mi? Boyan şey, et firması getirebilir. Bosporus burası, yani boğaz demek. Aynen, değil mi? Boğaz, İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı'nın adı. Sağ olsun beyefendi, selam verince hemen kahveye ikram etti. Allah razı olsun, Allah hayırlı müşteriler versin. Eyvallah. Evet. Kahvem de geldi, sağ olsun. Şahin kardeş bize kahve ikram etti. Şeker atalım. Evet. Bir de kalem alıp bir şey var. Orada ne işle uğraşıyorsun? Güzel yerler, çok gelişmiş ülke burası. Ya burası güzel İsviçre'de. Her şey güzel. Bölgelerin arasında en güzel yer burası. Yani ben çünkü belki 20 tane Avrupa bölgesi gezdim. Burası kadar temiz bir yer yoktur yani. Aynen öyle abi. Norveç bile yani buraya kadar bilmiyor. Yok yok, İsviçre o konuda yani küçük ülke. Yani 8 milyon nüfus var zaten. Yani konak şey yapıyorlar. Parası değerli abi. Evet, para da çok. Euro'ya geçti şu an ya. Ne? Euro'ya geçti. Geçti. Parası çok değerli. Ya bir de güvenliler dürüstsün sana. Ben anlamadım. Sana diyeyim bak, şu benim makine var, Wi-Fi'li bu, evet. Elektronik. Bunu fotoğraf çekerken ben şeyde Lozan'da unutmuşum. Sonra metroya geldim, trenden indim, bir baktım çantayı yok. Dedim lan gitti her şey. Şimdi video falan da çekiyorum, bu olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Yanımda da kimse yok, kime resim çekiliyor. Ardından ve 4-5 saat gezdim ben metroyu. Döndüm Lozan'a. Gittim, nerede olabilir, nerede olabilir. Gittim en son fotoğraf çekildim yere, bir gittim, duruyor. Burada öyle abi ya, böyle bir şey yok ya. Evet. Manor diye bir alışveriş merkezi var dediler ama küçük bir dükkan gibi bir şey bu ya. Ben de süpermarket sandım. Tabii bilmediğiniz yerde böyle. Çünkü dilleri de farklı. İngilizce de bilse bile konuşmuyor. Yani o yüzden hemen bulamıyorsun bu tarz yerleri. Bir keşfetmek biraz zaman alıyor. Manor burası. Manor'a girelim. Manor neymiş? Ya da ne yaparsın? Evet, Manor. Gelin ve... Evet, ikili robot seti buldum. Böyle 22 frank diyor. Yani 400 lira yaklaşık. Şu anda güzel bir restoranda geldim. Ya Allah, şöyle her şey var. Ooo, makarnım ya. Makarnalar. Makarnalar. Buna bak, yemekleri böyle. Burada balıklar da var. Domuz da vardır. Kesinlikle. Kokulu var. Evet. Kekler de var burada. Doğru. Ooo bak, neyse tabağı da alabiliriz. Evet, bir tane daha alışveriş merkezi. Burada hediyelik tarzı şeyler var. Tabaklar var, bardaklar var, süs eşyalar var, bıçaklar var. Fiyatlarına bakın isterseniz. 3996, yani 2000. Türkiye'de bedava yaşıyoruz. 44 görüyorsunuz fiyatlarını. 24'müş bir tanesi. 400 lira. Evet. Espresso makinesi bu, neyim bunu? Evet. Değişik şeyler var.
Evet, Sion'da fazlasıyla alışveriş merkezi var. Çok fazla yani. Alışveriş merkezi sayısı fazla. Ve ileride bir bando takımı gibi bir takım var. Evet. Bunlar demek ki bir şey çalacaklar şimdi. Tam da bize denk geldi. Ayarlasak bulamayız. Burada bir hobi center'a geldik. Gerçekten bu benim çok ilgimi çekti. Yani şöyle 40-50 veya 70 yıllık hobi ürünleri var burada. Yani trenler, tramvaylar, tırlar. Hala bu adam bu şeyi görüyor. Böyle eski bir yeri var. Böyle yaşlı bir amcamız. Merci. Bonjour. Sen şafaklar gibi ey şanlı ilan. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsini ilan. Artık sana yok, ırkma yok, bismillah. Hakkıdır, hakkıdır bu hedefimin istikrarı. Çok ilginç ilginç evler arasından geçiyoruz şimdi. Kaleye ulaşmak için. Bakalım doğru yolda mıyız? Böyle değişik değişik evler arasından geçiyoruz. Şato müzesi diyor. Evet, su içilebiliyor. Böyle Sion'da böyle yerlerde yaşıyorlar. Merdivenden çıkmamız gerekiyor. Bakalım. Ama bu evden içi lükstür. TV gönlünde bakmayın. Savaşmayan bir toplum olduğu için hiç savaşta hiçbir yeri kaybetmemiş, yanmamış. Böyle bu zamana kadar her yeri muhafaza etmiş. Evet. Kaleye dönüyoruz. Evet. Château de Valère. Evet, şimdi tiyatro de Valère. Yani tiyatro. Valère tiyatrosu. Sonra artistler giriyormuş sadece. Sonra biz giremeyiz. Evet. Buradan şimdi sadece artistler giriyor. Artistlerin girişiymiş. Evet. Biraz da ilerleyelim bakalım. Nerede? Bacak. Bakın görüyorsunuz. Şatonun bahçesinde
Ha işte 60'lar şeyleri. Bocce toplarını. İşte burada bocce oynuyor. Bu şeyler de burada durur. Kimse ellemez bunları. Böyle oynuyorlar. Çocuklar da burada oynuyor. Bak. İşte de bunlar da burada duruyor. Bak kimse de dokunmaz buna. Evet, görüntü gerçekten çok güzel. Evet. Bu 1887 diyor. Ben beni duruyor işte. Öyle mi yapmış herif? Evet, arkamdaki kale Tourbillon şatosu. Ya bunlar kale şato diyor şeyde, Fransızca'da kale şato demek. Şu arka tarafındaki, şu arkamdaki kale de Şato Valère. Yani Valère kalesi. Şimdi onları ziyaret edeceğim. Bayağı bir tepe çıkmak zorundasın yalnız. Burada da üzüm bağları falan da var. Bunları da göstereyim. Evet, üzüm bağları. Tarihi yerde bile tarımlı bağışlar. Kaleleri. Tourbillon. Alessio. Evet. Bayağı uzun bir yürüyüşten sonra Valère şatosuna giriş yaptık. Nasıl bir yer. Yalnız çıkarken öldüm. Çantada var ya, su ağırlık yaptı. Şu suyu sonra şurada içeyim de dışarıdan oldururum. Allah'ım. Gerçekten kaleye çıkmak ölüm. Bugün 6300 adım olmuş daha. Yani 3'te 1'deyiz. Evet. Dağların güzel manzarası Sion'daki. Yukarıdaki evler. Yaylalardaki. Bunu çok hoşuma gitti ya. Gezmek lazım aslında. Evet. Valère şatosundan Sion manzarası da işte bu şekilde. Tepiş Sion burada. Deniz altında. Tam da şato. Şato şu. Evet. Gördüğünüz gibi Sion şehri. İsviçre'nin. Maalesef öyle göze şey gelmiyor. Kötü bir görüntü yok. Şurada şehirlerinde bir şey var. Evet. Saat. Gözüküyor orada. Bu şekilde. Ya şu suları bir şenlendirelim ya. Biraz sulayalım şu. Kurumuş bu ağaçlar falan, su kalmış. Evet, burası da Notre Dame de Valère Bazilikası'ymış. Bazıları katedral de demiş buraya. Bazilikaymış burası. Gidelim burada neymiş, ne var mı? Bağırdı ağrısıymış. Hristiyanlar ne şey burası? Şimdi biletle mi giriyorsun? Giriyorsun. Evet, burada canlandırma da yapılmış. Elinde bıçakla. Ne yapıyorum?
kalmadı şimdi. Bir şey yok zaten. Bir tahtayı koymuşlar buraya. Ne tahta sağlıyor. Yapıyorum şu çabuğu. Servis bir şeyler diyor ama olmuyor diyor acaba. Olur mu böyle bir şey? İçeride ders var zaten. Bir ders yapıyor içeride. Ders gibi bir şey var. Okay, thank you. Sadece evet, türbülon kalemiz de bu. Şimdi oraya gideceğim. Böyle şey var. Orada yürüyeceğim. Pek de bir şey yok. Estergon Kalesi gibi. Evet, Sion Valera şatosuyla türbülon şatosunu ziyaret ettik. Şato bildiğiniz kale. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Bayağı bir yokuş çıkmanız gerekecek yalnız bunun için. Yokuş bakkal ve Desanter mağarasıymış burada. Nasıl mağaraysa acaba? Bilmiyorum. Mağaranın içine böyle ev yapmışlar. Oradan buraya mağara demişler galiba. Evet, burada bir şey buldum. Fransız yapımı 1828 zeytinyağı. Aynı bizim zeytinyağı. Bana benziyor kokusu. Marsilya sabunuymuş. %72'si yağmış. Evet, o sabun satan dükkana geldik. Burada tatlılar da var. Gördüğünüz gibi. Burada helva gibi değişik. Ama tatlı güzel. Böyle bir müthiş tatlar var. İçinde güve geliyor ama. Bademli. Bunun bir çeşidi var. Yazmış. 100 gramı 14. Yani 300 lira civarı 100 gramı. Pahalı bir şeyler. Bunlar burada, her şey burada, hava da burada. Yalnız ki burada zeytinyağlar da var. Messi, evet, Sion şehrinin tam merkezindeyim. Bizim tatlıcı, helvacı teyzeden tatlılarımızı yedik. Tadına baktık, video da çekmemize izin verdi. Genelde bu İsviçre halkı Fransızlar gibi değil. Bunlar çoğu şeye ılımlı. Mesela Fransa'da ben izin istesem bile çekemezsin falan diyorlardı. Yani şey çekmemize izin vermiyorlardı ama burada öyle değil. Çocuğumuzu çöpe atalım. Evet, burada böyle pastaneler var. Birisi içmek istiyormuş. Evet. Gördüğünüz gibi saat kulesi burada da var. Burası kalabalık. Bayağı bir kutuban yanıyor. Yemekleri farklı. Öyle vakti olduğu için. Burada burası kalabalık. Burada şeker yok. Güzel bir yer burası. Ama çiğ. Yani olan yer pastane ve çiğ. Yani çay bahçesi. Çay ocağı anlamında. Fransız.
Kaliteli ama bize göre pahalı. Burası şeyci. Milyoncunun biraz kalitelisi. Bunların milyoncusu yani. Milyoncusu bile bu kaliteli abi. Şimdi kek kalkı vardı. Görüldüm. Bunlara baksana. Bu da güzel. Evet. Sion'dan dönüş yolculuğuna geçtik. Herkese bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gidebilirsek bir sonraki durağımız başka bir şehir olacak. Herkese hayırlı günler dilerim. Bu saatlerin fiyatları 80 falan, 180, 130, 130. Evet, bunlar 135, 135. 85, 85, 85, 75, 75, 75, 75, 75.